Şirkette olanlardan haberin var mı? Hiçbiri benim için sürpriz değil. Macit, ben artık çok yoruldum oğlum. Bu düştüğümüz durumu değiştirecek tek bir şey var. O da Pelin'le evlenmen. Hızlı karar vermelisin. Ailen için. Vereceğin karar her şeyi değiştirecek. Ben sana bir daha bu soruyu sormayacağım. Cevabını bekliyorum Macit. Peki anne. Benimle evleneceğim. Ama bu hiçbir zaman gerçek bir evlilik olmayacak anne. Sadece sizin zorunuzla kağıt üzerinde iş için bir evlilik olacak. Sakın benden daha fazlasını istemeyin. Macit. Anne sakın. Sakın bir şey söyleme. Zaten bu kadarına zor katlanıyorum. Bunu babam için yapacağım. Babam iyileştiğinde, şirkette işler yoluna girdiğinde, bu anlamsız ve kimsenin işine yaramayan evliliği Pelin de istemeyecektir. Kızım, kahvaltıya inmeyecek misin? Aç değilim hala. Babandan kaçıyorsun. Babamın yüzüne artık bakamam. Onu kırdığım için, bana olan güvenini sarstığım için çok utanıyorum. Ama ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ben Macit'i çok seviyorum. O da seni seviyor öyle değil mi? Evet. Bana evlenme teklif etti. Ne dedin? Evet dedim. Ben onsuz yaşayamayacak kadar çok seviyorum Macit'i. Allah'ım. Lütfen babama bu aşkı anlatmamda yardımcı ol. Yanımda ol benim, lütfen.
lütfen. Ah Neriman. Güzel kızım. Çayka, hazırlanmamışsın kızım. İşe geç kalacaksın. Yok, gitmeyeceğim işe bugün. İzinliyim. Aa, iyiymiş. Neriman da evde, canınız sıkılmaz. Ne yaşarsan yaşa. Annem bir tek seni görmez Çayka. Sen hep yalnızsın. Merhaba canım. Feyza. Macit'le konuştum. Pelin'le evlenmeyi kabul etti. O halde nişan hazırlıkları için konuşalım İnci'ciğim. Bunları Kerim hastaneden çıktıktan sonra konuşuruz. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz. Pelin'ciğim, bu iş tamamdır. Nihayet Beyzademiz kabul etmiş. Gerçi başka şansları da yoktu. Buna sevinemedim diyemeyeceğim anneciğim. Ama ne sevgim Macit yurt dışından döndüğündeki sevgi, ne de mutluluğum. Ben artık başka bir şeyin peşindeyim. Çayını tazeleyeyim mi abi? Neriman kahvaltıya gelmiyor mu Gülder? Aç değilim dedi. Çok üzgün. Sana karşı da mahcup. Yüzüne bakamadıktan sonra bu masaya nasıl otursun? Abi, böyle hiç olmadı. Ya neyse ne? Baba kız arasında. Sana ne oluyor Şahika? Ya asıl sana ne oluyor anne? Bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar, kendi kendilerini hallederler. Canım elbette hallederler. Ama bir evin içinde böyle huzursuzluklar niye olsun? Bir an önce çözmek lazım. Bir şey değil, Neriman'a yazık. Otur yemeğini bitir. Vallahi ben burada oturdukça bana da yazık oluyor. Nereye gidiyorsun? Ulaşacağım. Anne, gel. Kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı! Kim geldi? Ben geldim Kader Hanım. Aslı. Annene söyle, önce ütülerden başlasın. Bana bak, gömleklerde kat izi falan olmasın ha. Nereye gidiyorsunuz? Daha bitmedi. Halılar silinmedi ne zamandır. Şöyle iki kat iyice siliver halıları da. Ben daha geçen gün sildim. Sonra da akşam yemeğine başlarsın. Ben şimdi bir başlayacağım ama dur bakalım. Anne. Şimdi dedin. Ütü diyordum. Aslı ütü nerede dedim. Evimde bu kadar paralı güreli iş yapmıyorum kızım. Her şeyin bir sırası vardır. Bu sana hep böyle eziyet mi ediyordu? Yok anneciğim, ayağı kırılınca böyle oldu. Aslı! Annene söyle bir kek yapıver.
versin, canım çekti. Sabır ya Rabbim. Ya sabır ya Rabbim. Sinas bak, bunlar böyle kalsın. Sakın bozma, tamam mı? Çok güzel oldu. Kardeşim ağzını bıçak açmıyor. Bir fikir versen. İyi. Sağ ol, çok yardımcı oldum. Neyin var senin? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Dün de ortada yoktun. Ne zaman anlatacaksın? Ya dün küçük bir iş hallettim. Sana haber vermeyi de unuttum işte. Cihan, bak ne diyeceğim. Ben bir Neriman'lara gidip geleyim, aklım kaldı. Ya burada bunca iş dururken ne Neriman'ı Fahriye ya? Hadi işin başına. Ya yaptım. Ne ya yaptım? Hadi işine hadi. Vallahi kardeşim bak, bu Neriman'lardan fırsat buldukça işe gelir ha, ona göre. Ben aşağıdayım. Kızım bırak şunları, bırak. Git kayınvalidenin yanına, bacaklarını uzat, otur. İyiyim anne, bırak yardım edeyim. Sen bana baktıkça rahat durmuyorsun, bırak Aslı. Git kayınvalidenin yanında otur diyorum. Aslı. Biz senden bir iş istesek 40 dereden su getirirsin. Ne oldu? Ananı mı kıyamadın şimdi kızım? Neyse neyse, boş durma. Git ütülediği gömleklerden getir bir tane, bakalım olmuş mu? Şinasi. Bunlar ne? Bunlar afiş, broşür, el ilanları. İş yerlerine tanıtım için bırakırız diye düşündüm. E vallahi sen her şeyi düşünmüşsün. Harikasın. Abartmayın. E kadroda tamamlandığına göre işe başlayalım. E hadi başlayalım. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şey, benim bir Neriman'lara gitmem lazım. Ama siz başlayın, ben size yetişirim. Tamam mı? Hadi. Şayka, evden mi geliyorsun, işten mi? Evden. Ne oldu? Neriman nasıl? İyi mi peki? Kapadı işte kendini eve. İyi, yok bir şey. İyi be. Ne bu tripler? Ay Fahriye, uğraşamayacağım seninle. Beni anlamak zorundasın. Baba, konuşabilir miyiz? Lütfen. Baba beni dinler misin? Lütfen. Ay Zabdicim, ben de Neriman'ım. Fahriye. İyi ki geldin.
Neriman ağlama ne olur. Babamın bu yaptıklarını hazmedemiyorum Fahriye. Dışarı çıkmanı yasakladı mı? Yani ne yapacaksın? Bütün gün bu odada mı oturacaksın? Ya zaten dışarı çıkmıyorum. Ben babamın tekrar güvenini kazanmak istiyorum. Buna o kadar çok ihtiyacım var ki. Tamam da nasıl olacak bu saatten sonra? Kolay değil. Bana inanacak. Macit'e inanacak. Bizim aşkımıza inanacak. Biliyorum. Neriman, sen Macit'le çok mutlu olacaksın. Sen de buna inan. Yani aslında Macit'le bizi bir kere olsun yan yana görse her şeyi anlayacak ama... Bulduk. Vallahi bulduk, billahi bulduk. Al şunu. Al. Ara Macit'i. Söyle buraya gelsin. Buraya? Evet, buraya. Söyle ona. Çok acil ama çok acil bir şekilde buraya gelsin. Ve aşkınıza sahip çıksın canım. Ara hadi. Fahriye. Macit, ben Neriman. Neriman? Ben çok şaşırdım. Ben de seni arayacaktım. Neden Fahriye'nin telefonundan aradın? Sonra anlatırım. Macit, benim seni görmem lazım. Çağır buraya, çağır buraya. Benim de Neriman. Benim de seni görmem lazım. Hemen çıkabilir misin? Yok, hemen çıkamam. Babam şimdi evden çıktı. Şimdi onun yokluğunda gelirsem yanına... Ben evden kaçmış gibi olur. Olmaz yani. Hem ben artık böyle çıkmak istemiyorum evden. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Neriman, ben evinin yakınlarına gelsem... Bak. Çok kısa da olsa görüşmemiz gerekiyor Neriman. Sen git, ben idare ederim. Tamam, geliyorum. Tamam. İşe yetişecek bu insanlar. İki kap yemek koyamadınız önlerine. Yemeğin altını şimdi söndürdüm. Çorba çok güzel olmuş Serhan Hanım. Afiyet olsun. Bana başka çorba, onlara başka çorba mı çıkarıyorsunuz? Anlamadım ki. Tövbe estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Bu çorba böyle pişmez Zehra Hanım. Tereyağında naneyi yakmadan, dibinde ununu kavurmadan kıvamı tutmaz. Al, tutmamış işte. Al bunu önümden, al. Al, al, al. Bana zeytin peynir bir şeyler getir. Selamünaleyküm Ruhi amca. Aleykümselam Şinasi. Duyduk duyduk, mahalleye okul açmışsın. Aferin be Sinasi, aferin be çocuğu. Eyvallah Rüya amca. Kolay gelsin abiler. Sinasi çok sevindik. Eyvallah abi, sağ ol. Kolay gelsin. Şeref abi. Sinasi hayırlı olsun. Müzik okulu açıyormuşsun. Eyvallah abi. Sağ ol. Bekliyoruz sağ akşam. Buyurun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin ablacığım. Aşağı mı? Aşağı devam. Bu kadar yakınlarına görünmekten korkuyorum aslında. Biliyorum canım. Fazla zamanla almayacağım söz. Ama seni muhakkak görmem gerekiyordu. Çok mu özledin beni? Seni özlememek mümkün değil ki. Telefondan defalarca aradım. Açmadın. Ne oluyor Neriman? Babam telefonumu gördü ve benden aldı Macit. Ya aslında ben çok sıkıldım böyle babamı oyalayarak evden dışarı çıkmaya falan.
Aşkımızı böyle gizli saklı yaşamak istemiyorum artık. Çünkü biz çok güzel bir şey yaşıyoruz Macit. Bunu herkes inansın istiyorum. Ve ben inanıyorum. Babam bizim aşkımıza inanacak. Senden ayrı kalmak çok zor benim için. Benim için de. Ama ben kararımı verdim. Ailemin karşısına seninle çıkacağım. Babam da tanısın artık seni. Babamı ikna etme konusuna gelince halam bize yardım edecektir eminim. Önce halamla tanışırsın. Zaten seni tanıyınca babam da ikna olacaktır. Herkes teker teker bizim aşkımıza inansın artık. Bir şey söylemeyecek misin? Neriman, bizim şu sıralar biraz soğukkanlı olmamız gerekiyor. Soğukkanlı mı? Aşkım, babamın durumunu biliyorsun. Bu kalp krizi bütün aileyi sarstı. Bir de şirkette de büyük bir kriz yaşanıyor. Bana biraz zaman ver. Şu işleri çözeyim, olur mu? Tamam. Bunları da dağıtırsınız. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Amcacığım. Merhaba. Bu ne kızım? Yukarı mahallede bir müzik atölyesi açılışımız var da sizleri de müzik yapmaya bekliyoruz. Aman bu yaştan sonra bizim yaptığımız müzikten ne olacak? Aa, olur mu öyle şey? Sizde ne şarkılar, türküler vardı. Bekliyoruz. Sana bakıyorum ve şaşırıyorum Şahika ya. Neye şaşırıyorsun hala? Ha? Ya dün başına onca şey geldi. Bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aman be Can. Üzülsem de geçiyor, üzülmesem de geçiyor. Alıştım artık. Nihat'tan korkmana gerek yok artık. Sabah komiserle konuştum. Nezaretten doğru hapse. Vallahi sırf ben değil, bir sürü insan kurtuldu ha. Neyse, hadi devam edelim. Ya bu arada Nihat'la aranızda tam olarak ne geçti? Ne oldu canım? Sen mevzuyu çözemedin de yardım mı istiyorsun? Ya yok, tam olarak öyle değil aslında. Cihan. Yani. Ne anladıysan tam olarak öyle. Hı? Anladın? Eğer ağır geldiyse bas geri, anca gidersin. Bana bak. Her lafı ağzıma tıkıp beni kendinle tehdit etme Şahika. Ne diyorsun be? Ne diyorsun? Gitmiyorum diyorum ya. Kalıyorum, buradayım. Anladın? Bak, eğer geçmişi kurcalayacaksan... Kurcalamam. Allah belamı versin kurcalama. Niye kurcalayayım ya? Allah'ım yarabbim ya. Neriman. Aslında benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Evlilik zamanıyla ilgili. Macit, aslında senin bana biraz zaman vermen gerek. Babamın bu durumlara alışması biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Ben babamın tam olarak güvenini kazanayım, sonra her şey çok daha güzel olacak. Kırdım mı seni? Benim sana kırılmam mümkün değil ki. Ben artık gitsem iyi olur. Görüşürüz.
kalan broşürleri de hallettik. Bu enstrümanlar gelecekti. Onlar ne zaman gelecek? Aradılar, yarın gelecekmiş. Gençler. Vay, ustam gelmiş. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Vallahi işi bitirmişsiniz. Ellerinize sağlık. Var ufak tefek eksiklikler. Ama yavaş yavaş alıyoruz. Ben de onun için gelmiştim. Çam sakızı çoban armağanı. Mahalledeki esnaf arkadaşlarla aramızda bir şeyler toparlamaya çalıştık. Çorbada bizim de katkımız olsun istedik. Hadi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum usta. Hiçbir şey demeyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mahcup ettiniz. Estağfurullah, olur mu şey? Cihan. Buyur ustam. Oğlum şu müzik okulunu bana gezdirmeyecek misin? Ya ben sana gezdirmeyeceğim de kime gezdireceğim ya? Şahane insanlar. Öyledirler. Ben gideyim. Yarın erkenden gelirim. Tamam. Arabayı yukarı bırakmıştım. Beraber gidelim. Yok, hiç gerek yok. Sen bugün zaten çok yoruldun. Ben giderim. Ben seninleyken yorulmuyorum. Hadi. Babanı üzülüyorsun biliyorum. Toparlayacak oğlum işte. Çok şükür bak zor olanı atlattı. Benim babam da aynı yaşta kalp krizi geçirmişti. İşte uzun sürmedi, iyileşti abi. Macit, aslında senin bana biraz zaman vermen gerek. Babamın bu durumlara alışması biraz zaman alacakmış gibi görünüyor. Ben babamın tam olarak güvenini kazanayım, sonra her şey çok daha güzel olacak. Kırdım mı seni? Benim sana kırılmam mümkün değil ki. Bak şirkette kafana takma. Orada da her şey yoluna girecek. Arkandayım Arcıoğlu, hiç merak etme. Ya bak, Hindistan'da çok fazla kriz yönetim deneyimim var. Koskoca Arcıoğlu şirketi bu. Halledeceğiz bir şekilde. Benim konuşmam lazım. Ha? Konuşmam gerekiyor. Macit! Seni seviyorum. Anne. Oğlum, baban iyileşiyor. İyice kendine geldi. Yarın taburcu oluyor. Anne, inan bana, bugünün en güzel haberini sen verdin bana. Sayende oğlum. Babana Pelin'le evleneceğinizi söyledim. O kadar mutlu oldu ki. İyileşmek için nasıl çaba gösteriyor bir bilsen. Evlilik haberiniz onu nasıl motive etti. Mucize gibi bir şey. Oğlum neredesin? Küçük bir işim var anne. Ben babanın yanına hastaneye gidiyorum. O zaman hastanede buluşuruz. Sürekli seni sayıklıyor. Geç kalma, olur mu? Meyve getirdim kızım sana. Teşekkür ederim ona.
Aa Pelin Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Uzun zamandır bekleyen bir siparişim vardı. Evet Pelin Hanım. O tarihten beri sizi bekliyor. Zamanı geldi. Nişan elbisemi getirir misiniz lütfen? Elbiseyi hazırlayalım. Hemen getiriyorum. Bu arada hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Macide Arcıoğlu ile nişan haberinizi duymayı o kadar arzu ediyordum ki. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Nişan elbisenizi denemek ister misiniz? Bence deneyin. Epey zaman oldu. Üstünüzdeki duruşuna bir bakalım. Küçük rütuşlar isteyebilir. Tamam, deneyeyim. O zaman buyurun. O zaman da söylemiştim. Çok ama çok yakıştı. Telefonunuz. Moda evindeyim anneciğim. Nişan elbisemi alıyorum. Tamam, görüşürüz. Büyük günah az kaldı Macit. Yavaş baba, yavaş. Ben iyiyim oğlum. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Şehriban. Geçmiş olsun telefonlara. Şehriban, sana verdiğim diyet listesine aynen uyulacak. Hiç merak etmeyin İnci Hanım. Müsaadenizle. O tatsız tutsuz şeylerden 3 günde nefret ettim. Baba iyice çocuk gibi oldun. Sen de büyüdün, aile reisi oldun. Verdiğin karar beni çok mutlu etti oğlum. Teşekkür ederim. Ailemizi ayakta tutmak için yaptıklarını unutmayacağım. İşte benim oğlum. Hala, bana yardım etmen lazım. Macit'in babasını hastaneye kaldırdılar. Nesi varmış? Kalp krizi geçirdi adam. Hala, bana sen yardım etmezsen başka hiç kimse yardım etmez. Kızım, ben arada kalmaktan yoruldum. Hala. İşte biz de onu diyoruz. Artık kimse arada kalsın istemiyoruz. Biz birbirimizi çok seviyoruz ama. İşte artık böyle gizlenip saklanmak da istemiyoruz. Ya bak, Macit'ten sen çok seversin. Gerçekten. Hem sana geleceğimizle alakalı planlardan bahseder. Macit beni çok seviyor. Beni kandırmıyor. Biz çok ciddiyiz. Evleneceğiz. Benden ne istiyorsun Neriman? Sen olmazsan babam ikna olmaz hala. Lütfen yanımızda ol hala. İnadı da inattır. Alo, Kerim. Sonunda ulaşabildim sana. Nasılsın canım? Eve geldim. Daha iyiyim. Sen neredesin? Şirkette durum nasıl? Ben yıllık izne ayrıldım. Sen yokken ortalıkta görünmek istemedim. Ne oldu bitti bilmiyorum. En son çalışanlar bir sürü soru sormaya başlamıştı. Kerim, seni görmem lazım. Bir an bile çıkmadın aklımdan. Kapatmam lazım. Avukatla konuştum. Sıkıntılı işler. Ya, evet. Sıkıntılı işler. Ama artık tüm sıkıntıları geride bırakarak yeni bir yola çıkıyoruz Kerim.
oğlumuz evleniyor. Aile bağlarımızı daha fazla güçlendirmemiz gereken bir zamandayız. Geçmişten gelen tüm sıkıntılarından bir an önce kurtul. Konuş, hallet. Daha fazla gereksiz yere yorulmayalım. Görüşürüz. Kör olma yasıcının istekleri hiç bitmedi Nezahat. Ayaklarım şişti dört dönmekten. Şu çektiğin işi Nasi bir bilse. Şşş, sakın ona bir şey söylemek yok. Molanın başında 40 türlü dert. Hem okul açıyor işi Nasi. Kader cadısı bile keyfimi kaçıramaz şimdi. Ay, tuzlusu mu yapsak, ne yapsak şu ayaklarımı? Kim o? Gülten abla. Alo. Aman ne olsun kardeşim. Kader cadısının elinde çile dolduruyoruz ana kız. Aa, ayakta gelemem. Ayakta gelemem, ayaklarım ağrıyor. Hadi sen çık gel, üşenme. Bak geliyorsa çay koyuyorum. Bak geliyorsan çay koyuyormuş Nezahat. Hadi gel, bekliyoruz. Macit. Neriman'la konuştun mu? Ne konuda anne? Seninle ilgili gelecek planları kurmasın. Ona da yazık. Ne de olsa bir genç kız. Daha fazla hayal kurmasın. Anne. Bundan sonra sakın Neriman'la ilgili herhangi bir konuya karışma. Tamam canım. Sen zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ben sadece hatırlatmak istedim. İnci Hanım. Selim Beyler geldi. Görüyorsun. Herkes bizden daha hızlı. Hiç kimse vakit kaybetmek istemiyor. Aa, Zehra. Vallahi bu kadın senin canını çıkarmış. Bu ne hal böyle? Hiç sorma. Ya ben ki bunca yılın Zehra'sıyım, yorgunluktan titredim biliyor musun? Kaç kere düşüp bayılacağım sandım. Bu kadın bana böyle eziyet ediyorsa düşün kızıma neler yapıyor. Yok canım. Asiye yapmıyordur o. Onun derdi zoru seninle. Aman aman. Benimle olsun. Yeter ki kızımla uğraşmasın. Ay. Ana yüreği işte. Senin orada şimdi için eziliyordur gördükçe. Görsen başka eziliyor, görmesen başka. Bilmez miyim? Al işte. Benim Şahikam yavrum yıllardır uzakta diye bağrım yandı. Şimdi dizimin dibinde ayrı yanıyor. Boşuna dememişler evladın mı var, derdin var diye. Ama Allah eksikliklerini göstermesin Zehra. Amin amin. Sen de gene bir tane. Ben hangi birine yanayım? Aşk olsun Zehra. Ben Neriman'ı Şahika'dan ayırır mıyım? Ay, o bana Naz Hanım'ın emaneti. Doğru söylüyorsun. Neriman da senin canın ciğerin. Onun için yansa sen mum gibi erirsin. O böyle hala elimi tut desin, sen koşarak gidersin. Ay koşmaz mıyım Zehra? Ay içim fena oldu. Ay, olayım mı? Evet, olsun bir şey. Geçmiş olsun Kerimciğim. Teşekkür ederim. Neyse ki çabuk toparladın. Evet. Onların sayesinde. Gerekli talimatları verdik. Şirketle ilgili her şey yolunda. Evet. Avukatlar suç duyurularını geri çekti. Kimse bir şey anlamadan her şey kapandı. Evet, madem anlaştık. Çocuklarımızın geleceğini de daha fazla ertelemeyelim. Öyle değil mi? Fezacığım, Kerim iyice toparlasın. Nişanı sonra yaparız.
Hayır, hayır. Ben gayet iyiyim. Nişanı ertelemeye gerek yok. Hatta bu gece yapalım. Aa. Kerim, daha tam iyileşmedin. Hepimiz için henüz çok erken. Benim için değil. Ben bu birlikteliği yıllardır bekliyorum. Pelin'i uzun zamandır gelinim olarak görmek istedim. Şirketin geldiği bu zor durumla ilgisi yok. Onları bir arada görmek bana iyi gelir. Bu gece oğlunu nişanlamış bir babanın rahatlığıyla uyumak istiyorum. Siz ne dersiniz çocuklar? Sizler için de uygun mu? Benim için sorun yok. Kerim amca nasıl istiyorsa öyle olsun. Tamam o zaman. Bizim için de uygun. Neriman. Nasılsın? İyi. Dün bütün mahalleye dağıttık. Faiz amca da görsün. Hayırlı olsun. Sağ ol. Akşam açılışımız var. Gelirseniz çok seviniriz. Çok sevindim Şinasi. Hayallerine doğru bir adım daha atıyorsun. Öyle görünüyor. Ben Fahriye'yi gördüm de senin için endişeleniyor. Bak kusura bakma sürekli soruyorum ama evde her şey yolunda mı? Yolunda Şinasi, sen merak etme. Ya bu aralar Faiz amcayız. Yolunda Şinasi. İyi günler. İyi günler. Ne haber? İyi. Atölyede her şeyi tamamladık. Evet. Az zamanda çok iş. Hayırlısıyla akşam açılışı da hallettik mi? Her şey yavaş yavaş yerine oturur. Sen beni niye çağırdın? Ben seni niye çağırdım? Çok çalıştık, artık dinlenme vakti. Annem bizi bekliyor. Senin adına da söz verdim. Çaya gidiyoruz. Ama niye söylemedin Şinasi? Böyle elimiz kolumuz bomboş mu gideceğiz? Ya fırından simit alırız. Tamam. Hadi hadi. Zehra Sultan'ı bekletmek olmaz. Macit seni istemiyor. Bu duyguyla baş etmeyi öğrensen iyi edersin. Pelin! Babam daha fazla üzülmesin diye, yani ailem için zorla kabul ettim bu teklifi. Mecbur bırakıldım. Senin için değil. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Anlaşıldı mı? Asla unutmayacağım. Tamam.
Ne tamam? Sana yardım edeceğim. Ama önce şu Macit'le ben görüşeyim. Onu bir tanıyayım. Sonra da usulüyle babana anlatırım. Ablam! Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Benim güzel olan, tontik olan benim. bu oluyor. Tatlım. Tabii buradan tam olarak belli olmuyor ama numuneleri istedim. İlk parti malları 2 gün içinde elimizde olur. Bir ara işlerle de ilgilenirsin herhalde. Affedersin. Bu defa gerçekten zor durumdayım. Biliyorum dostum. Pelin'le evlilik işte. Çok zor. Sen nereden biliyorsun? Pelin mi söyledi? Duygu. Biraz anlattı. Ne güzel. Yani bu zorunda bırakılma durumu. Çok can sıkıcı. Anlıyorum seni. Bir de ben kendimi anlayabilsem. Bir tarafta ailem. Bir tarafta... Neriman. Ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani senin yerinde olmayı hiç istemem. Ama bence bir süre idare et, sonra anlatırsın. Olmaz, yapamam. Gerçi birkaç defa denedim ama başarılı olamadım. O kadar saf, o kadar masum bir kız ki. Onun bu dünyasını bir an olsun yıkma duygusu bile beni deli ediyor Özgür. En kötüsü de ne biliyor musun? Onu hayal kırıklığına uğratacak olmak. Abi anlıyorum da, yani önce şu darboğazı bir atlatsan, ondan sonra Neriman'a her şeyi anlatırsın. Hayır, yapamam. Sonucu ne olursa olsun, Neriman'ı kandıramam, ona yalan söyleyemem. İlk buluşmada ona her şeyi söyleyeceğim. Ve o beni seviyorsa ve bana değer veriyorsa, beni anlayacaktır. Arcıoğlu, bak seni üzmek istemem ama abi yeryüzünde hangi kadın böyle bir durumu kabul edebilir? O yüzden sen her duruma hazırlıklı ol. Bugün görüşebilir miyiz? O zaman bana şans dedi dostum. Bol şans. Efendim? Alo, Şayka ben şey için aramıştım ya. Ne için aramıştın? Akşam müzik okulunun açılışı var. Geliyorsun değil mi? Geleceğim tabii. Mecbur istikamet. Ya diyorum ki akşam açılıştan sonra bir yerlere gitsek, hani eğlensek falan fıstık. Tamam, bakarız. Ha bakarız deme, geliş. Sana da iyi günler ya. Hayırdır Cihan? Kendi kendine konuşur mu oğlum? Ya kimsenin bizi ciddiye aldığı yok ki usta ya. Ha kadınlar meselesi. Sen tanıyor musun bu kadınlar mevzusunu? İlla ki. He. Şu Engin deneyimlerinden biz de faydalansak diyorum biraz. Mesela? Mesela bana uygun bir şey var mı? Kadının fendi erkeği yendi. Ay çok yaratıcısın usta ya. Vallahi bak ha. Allah seni inandırsın. Birden alevler çıktı. Sonra ne yapacağım diye etrafıma bakıyorum. Arkamı döner dönmez mi? 3 metre ileri fırladım. Neden? Tazyikli su biraz basınçlı oluyor da arkadaşım hedefi şaşırmış. Hayat kurtarmak ne güzel bir duygudur. İşte benim işimin en keyifli yanında bu. Manevi tatminiz. O zaman bütün itfaiyecilere selam olsun. Tabii ya olsun. Ne zaman?
Gülünce çok şey oluyorsun. Ne? Güzel. Şey, benim gitmem lazım. Çok geç oldu. Şimdi bir gören falan olur. Boş yere laf çıkmasın. Doğru, boş yere. Şey, kardeşime gideceğim de geç kaldım. Sonra görüşürüz. Akşam. Ne? Bu akşam müzik atölyesinin açılışına ben de geleceğim. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Selim Bey yok. Macit Bey de yok. Figen Hanım yok. Kerim Bey zaten yok. Ben bunları kime imzalatacağım ya? Pelin Hanım geliyor. Ah, Pelin Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Ya imzalanacak evraklar vardı da bankadan bekliyorlar. Şaykacığım çok çalışıyorsun. Bence biraz izin kullan. Oldu canım. Çok neşeli. Fark ettim. De. Çıkar kokusu. Geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kalmadın umarım. Yok. Biz de yeni gelmiştik zaten. Otursana. Halam Gülter. Macit. Çok memnun oldum. Neriman sizden çok bahsetti. Ben de oldum. Bizim vaktimiz de yok. Böyle damdan düşer gibi olacak ama... Rica ederim, lütfen. Neriman bana bir şeyler anlattı. Siz birbirinizi seviyormuşsunuz, evlenmek istiyormuşsunuz. Evet. Neriman'ı çok seviyorum. Peki, evlilik konusunda ciddi misin? Evet. Neriman'la evlenmeyi çok istiyorum. Hala biraz üzerine gitmiyor musun? Kızım, bunlar önemli şeyler. Öyle çocuk oyuncağı değil. Sizi anlıyorum. Bu işin şakası kalmadı. Bizim evde durumlar fena. Neriman'la babası sizin bu evlilik meselesi yüzünden epey gerildi. Ben abimi tanıyorum. Ama bence adamın sana itimadı yok. Ama nasıl olsun? Hala. Sen karışma Neriman. Madem buradayım konuşacağım. Biz eski moda insanlarız. Gençlerin öyle biz birbirimizi seviyoruz, evlenmek istiyoruz laflarından anlamayız da güvenmeyiz de. Gençlik aklı bir oradan eser, bir oradan eser. Bugün seviyorum, ölüyorum diyen yarın, ay o zaman öyleydi, şimdi koşullar değişti deyiverir. Uzun lafın kısası, seviyorsan, evleneceğim diyorsan bir an önce aileni alır gelir... Kızımızı istersin. Bu işi resmileştirmek lazım. Hem böylece Neriman'ın babasını da içi rahat eder. Ay vallahi her gün bizim evde ayrı bir gerginlik oğlum. Yani bu kıza da yazık. Eğer niyetinde ciddiysen. Gülter Hanım. Dediklerinizi çok iyi anladım, merak etmeyin.
İyi. Neriman, yavrum hadi artık biz de kalkalım. İkimiz birden evden yok olduk. Hala bize 2-3 dakika müsaade eder misin? Tamam. Ben şöyle yan masaya geçeyim. Memnun oldum oğlum. Ben de. Her şey mükemmel olmalı. Nişan pastasıyla ilgili verdiğim ayrıntıları unutmayın. Söylediklerinizin tamamını not aldık Feyza Hanım. Yani aile arasında olacak olması göz doldurmayacağı anlamına gelmemeli. Hiç merak etmeyin. Nasıl bir şey istediğinizi kesinlikle anladım. Şahane. Görüşmek üzere. İyi günler. Ah, Duygu. Senin de nişan hazırlıklarıyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı canım? Var. İptal edin. Tatlım, artık alışsan iyi olur. Umarım bu duruma bir tek ben alışamıyorumdur anne. Macit'ten bahsediyorsan merak etme Duygucuğum. Her şey yolunda. Peki. Görüşürüz. Duygu. Yılın nişanına geç kalma canım. Görüşürüz anne. Seni çok özledim. Ben de. Halamı getirdiğin için bana kızmadın değil mi? Tabii ki hayır. Yani seni tanıması gerekiyordu. Ben biliyordum. Seni tanıyınca aklındaki bütün soru işaretleri kalkacaktı. Macit, o kadar çok mutluyum ki sana anlatamam. Neriman, ben... Sen de halamı ilk gördüğünde biraz heyecan yaptın ama sonradan iyi toparladın. Macit, biliyor musun babam bana çok tepkili. Aynı evin içindeyiz ve doğru düzgün benimle konuşmuyor bile. İşte bu da onun cezalandırma yöntemi. Kendinden mahrum bırakmak. Benim de durumum babamla pek farklı değil. Aslında... Ama ben biliyorum. Biz her şeyi yavaş yavaş halledeceğiz. Halam da bize yardım edecek. Babam da bizim evleneceğimizi anladığında o da rahatlayacak. Eğer babanın sana karşı bir tepkisi olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Neriman, ben... Macit, o kadar çok mutluyum ki sana anlatamam. Yani bugün kötü hiçbir şey olmasını istiyorum. Lütfen, lütfen. Yani sen halamla tanıştın ya... Bana sorsalar, biz bugün seninle nişanlandık. Neriman, Pelin ve ben... Biliyorum Macit. Pelin'le senin daha önceki durumunuz. Bir de bizim akrabalık durumumuz da var. Ama sen istemezsen ben Pelin'le yüz yüze bile gelmem. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmam Macit. Zerat teyze, sanki biraz dibi mi tutmuş? Malzemeden de çalmışsın sanki ha. Ne diyor bu be? Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Vallahi çok uzun zamandır ev böreği yememiştim. Afiyet olsun kızım. Siz ne zaman isterseniz yapar, okula da getiririm ben. Ablam nerede? Ha, harbiden Necat bacı nerede? Bugün Kader Hanım'ın evini temizleme sırası ondaydı, oraya gitti. Aslı nasıl? Doğuma var galiba daha. İyi maşallah, nasıl olsun. Doğuma biraz zamanı var tabii. Bu akşam açılışa geliyorsunuz değil mi? Siz bizim özel misafirimizsiniz. Gelmez olur muyum hiç güzel kızım? Gideceğim tabii. Oğlunuzla gurur duymalısınız. Az zamanda çok iş başardı.
Yok yani hiçbirini tek başıma yapmadım. Sen de yanımdaydın. Hem bana söz verdi. Okulu bitirecek. Sahi mi? Siz hiç merak etmeyin. Şinasi o diplomayı size getirecek. İnşallah bir güzel kız. İnşallah. Macit, sen bugün biraz suskun görünüyorsun. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Neriman, bak. Neriman. Anamın çocuk. Affedersiniz, biz zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Olsun. İnşallah bizim evde rahat rahat görüşeceğiniz günler gelir de hepimizin derdi biter. Beni çok özle, tamam mı? Bitmedi Kader Hanım, bitmedi. Biraz soluklanayım, devam edeceğim. Ay, anasının nazlı kuzuları. Al birini vur ötekine. Ay, bir eliyle yaptığını öteki eliyle kirletiyor. Siz ananızdan böyle mi öğrendiniz kızım ha? Dayanıyorsun bunu Allah aşkına. Duymuyorum abla. Alıştım artık. Ver şunu bana. Ben devam ederim. Bırak Aslı'cığım, bırak. Siz burada iş yaptıkça ben kahroluyorum. Bütün ailem benim için seferber oldu. Biz aileyiz tatlım. Tabii ki birbirimize destek olacağız. Allah'ım, bir kere de güzel bir şey olsa, yüzümüz gülse olmaz mı ya? Aslı. Gel bak sana ne anlatacağım. Ne oldu abla? Anlat, çatlatma. Ben biriyle buluştum. Ne? Biriyle mi buluştum? Şşt, yavaş. Kaderci adası duyarsa yemin ediyorum ayağım sakat falan demez. Bütün mahalleye dolaşıp anlatır. Haklısın. Anlatsana, nasıl biri? Kim bu? Adı Asım. İyi birine benziyor gibi. Yani daha yeni tanıştık. Bilmiyorum ki ben de. İşte bakalım, kısmet. Çok sevindim abla. Emre geldi. Aslı, bak ne aldım. Ne aldın? Oğlum için. Ya evde örersin falan işte. Aa, cinsiyeti belli oldu mu? Doktor erkek mi olacak dedi. Hayır, aslında cinsiyeti belli değil. Belli. Erkek. Erkek olacak. Canım, teşekkür ederim geldiğin için. Nasılsın? Gördüğün gibiyim. Çok iyi görünüyorsun.
Figen, bu kalp krizi bana unuttuğum bazı şeyleri hatırlattı. Neyi mesela? Ailemi. Bana çok destek oldun. Senin yaptıklarını asla unutamam. Ama artık bazı şeyler değişti. Benim de çok hatam oldu. Herkese karşı. Kerim, ne söylemeye çalışıyorsun? Açık olur musun? Figen, daha fazla sürdüremeyiz. Beni anlayacağını umuyorum. Özür dilerim. Lütfen yaşadıklarımız şirketteki durumumuzu etkilemesin. Bitti. Öyle mi? Evet. Bitti. Beni affet. Tam zamanında geldin Duygu. Nişan kıyafetim geldi. Yani ne işi var ki bunun burada? Eve gönderseydin keşke. Çünkü görmek istedim. Bak, nasıl, beğendin mi? Güzel. Pelin, lütfen bunu yapma. Senin üzülmeni istemiyorum. Bak, böyle bir evliliği hak etmiyorsun. Bence de Duygu. Pelin Hanım, dosyalar sonra Şayka. Tamam. Getir. Bekle biraz. Duygucuğum, görüyorsun ki ben çok mutluyum. Yani artık benim için endişelenmene gerek yok. Macit'le evleniyoruz. Yani artık herkes bu gerçeğe alışmaya başlasa iyi olur. Ben bir telefon görüşmesi yapacağım. Ha! Bu arada Duygucuğum, akşam nişanda giyeceğin kıyafeti seçtin mi? Eğer yardıma ihtiyacın varsa ben hazırım. Yo, kıyafetim hazır, sağ ol. Pelin Hanım, siz Macit Bey'le evleniyor musunuz? Evet, evleniyoruz. Ne vardı? Sen neden geldin? Dosyalar imzalanacaktı. Burası? Tabii. Teşekkür ederim. Koş yetiştir Neriman'ı. Hay Allah'ım ya. Resmen Gülter Sultan Macit Arcaoğlu'yla tanıştı. Var ya, ben de inanamıyorum ya. Ay Gülter ablayı düşünüyorum da kesin şimdi Macit'in karşısında böyle kurum kurum kurulmuştur.
Macit ne yaptı asıl? Heyecanlandı mı? Çok. Heyecandan doğru düzgün konuşamadı bile. E olacak o kadar. Heyecanlanacak tabii. Yani sonuçta bugün bir aile üyesi karşısına takdim edildi kendisi. Ay Neriman, Faiz amcayla tanışacağı gün de gelecek inşallah. Gelecek canım, gelecek. Bugün halamla Macit'i yan yana görünce iyice inandım. Halam da çok çaktırmıyor ama Macit'i görünce o da rahatladı. Macit'in evlilik konusundaki ciddiyetini anlayınca tabii. Fahriye ya, telefonunu verir misin? Macit'i çok özledim. E, aşk olsun Neriman. Soruyor musun bir de? Tabii ki ara. Ben sana bugün için teşekkür etmek için aradım. Halam çok belli etmese de seni bence çok sevdi. İnandı ve güvendi. Artık her şey çok daha kolay olacak. Tebrik ederim damat bey. Fahriye yapma. Neriman, bizim aslında konuşmamız gereken şeyler var. Biliyorum canım, biliyorum. Seni de böyle zorluyor gibi oldu değil mi? Aslında ben her şeyin farkındayım. Baban da daha yeni toparlanıyor. Ama bence biz her şeyin üstesinden çok güzel geleceğiz Macit. Sen bizim için en uygun zamanı düşünürsün. Ben sana bıraktım. Neriman, sana bir şey soracağım. Beni her zaman ve her koşulda sevecek misin? Ne olursa olsun. Evet Macit. Ben seni her zaman ve her koşulda seveceğim. Bugün ve yarın. Sen benim yaşadığım sürece bildiğim tek aşkım olacaksın. Kapatmam lazım. Neriman kapatma. Neriman kapatma. Abla yeter artık. Bitti canım, bitti. Yeter ki benim minik yeğenim iyi olsun. Vallahi cinsiyetini öğrenmekten korkuyorum abla. Emre yüzünden. Ya kız erkek benim için hiç fark etmez. Ama Emre öğrenci günden beri oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. Üzülme. Doğduğunda kız ya da erkek onun için de fark etmeyecektir. Bak göreceksin. Abla. Eğer kız doğurursam benim bu evdeki zulmüm iki katına çıkar. Hiç öyle düşünme canım. İnan bana her şey o çocuğun kucaklarına alana kadar. Ondan sonra kız ya da erkek o küçük masum şey kendini sevdirir zaten. İnşallah. E hadi ben gideyim artık ha. Tamam hadi. Ha Aslı, akşam müzik atölyesinin açılışına mutlaka gel, tamam mı? Hem sana moral olur hem de bütün aile bir arada olmuş oluruz. Tamam ablacığım. Macit beni her zaman şaşırtmayı başardı. Tamam. Ama bu seferki yani tam sağ gösterip sol vurmak oldu. İnanılır gibi değil yani. Benim için de inanılır gibi değil. Tamam, kabul. Pelin'e alıştım ama... Yani Macit ne kadar zor durumda olursa olsun... O çok sevdiğini söylediği Neriman'dan vazgeçip Pelin'le evlenmesi... Yani Neriman diye ölüyordu. Hiç anlamıyorum bu işi. Peki. Sen olsan ne yapardın? Ben olsaydım... Bütün dünyayı karşıma alır ama sevdiğimle evlenirdim. Evet, bu.
Pelin de bunu yaptı zaten. Sevdiği adamla evleniyor. Yani Pelin tarafında bir yanlışlık yok. Evet, bu durumda benim tez de çöküyor. Galiba ben bu aşk işlerinden pek anlamıyorum ya. Benden aşk adamı falan olmaz ya. Ya, iyi oldu bunu söylediğin. Ya, o anlamda demedim. Yani Pelin'inki Macit'inki gibi diyorum. Ben Özgür gibi bir aşk yaşamak istiyorum. Öyle mi? Peki, nasıl oluyormuş Özgür gibi aşk yaşamak? Yardım edersen bulacağım. Gülter. Kalbini böyle kabartan nedir? Hadi anlat bakalım. Nasıl anladın abi? Her halini anla beni diyor Gülter. Abi. Keşke Nerivan'a da bakıp biraz onu da anlamaya çalışsan. Anlıyorum Gülter. Anlıyorum. Nasıl sıkışıp bunaldığını görüyorum. Ama insan sıkılmadan doğru kalıba dökülmez. Kızım için korkuyorum Gülter. Korkma abi. Vallahi de korkma, billahi de korkma. Macit iyi bir çocuğa benziyor. Gülter. Yoksa sen... Evet. Gördüm. Tanıştım. Buraya da sana bunları anlatmaya geldim. Abi, bu çocuğun niyeti ciddi. Neriman'la evlenmek istiyor. Saygılı bir şey. Efendi de benim gözüm tuttu. Gülter. Abi, ne olur kesme, bitireyim. Sonra güzel güzel kızarsın. Neriman seni incitecek bir şey yapmaz. Yanına seçtiği adamdan belli. Macit'in niyetinden de hiç kuşkum yok benim. Hem Neriman'ın gözünün içine bakıyor. Ne olur abi, bir şey deme. Biraz düşün. Sonra belki sen de görmek, tanımak istersin Macit'i. Abi. İyice bir düşün. Ne olur, hayır deme. İnci, hazırlanmadın mı hala? Seni bekledim, haber de vermemişsin, merak ettim. Bu sondu. Bir daha asla senin bilmediğin hiçbir şey olmayacak hayatımızda. İnci, bana güven olur mu? Bugüne kadar sana yaşattığım her ne varsa hepsini unut. Artık yepyeni bir kalple yeni bir hayata başlıyorum. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Beni şaşırtıyorsun Kerim. Bu gördüğüm bir başlangıç. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hastanedeyken oğlumun da, karımın da yaptığı her fedakarlığı düşünecek çok fazla zamanım oldu. Hatalarımı anladım. Artık iyi bir baba ve iyi bir eş olacağım. Macit de, sen de bunu hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Thank you.
sen neden bana öyle bakıyorsun? Aa, sana mı bakıyorum? Ay hiç farkında değilim, pardon. Neriman, siz bugün Macit Arcıoğlu ile konuştunuz mu? Neriman. Bugün halan şu durumdan söz etti. Babacığım ben sadece... Müsait bir zamanda Macit'e söyle gelsin. Bir kahvemizi içsin. Sonra gereği neyse yaparız. Teşekkür ederim babacığım. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yine de halanla birlikte arkamdan iş çevirdiğiniz için sizi affetmiş değilim. Bilmem anlatabildim mi Gülter Hanım? Anladım abi. Hadi sofrayı kurun, bir şeyler yiyelim. Şinasi'nin okul açılışına gecikmeyelim. Ayıp olur. Halacığım, Macit'le görüşmeyi kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın babam hayatta inanmazdı. Canım benim. Anne. Sen gerçekten Macit Arcıoğlu'yla yüz yüze görüştün mü? Görüştüm tabii. Ama iyi de yapmışım kızım. Ben gördüm, beğendim, güvendim deyince Faiz dayının kalbi yumuşadı. Yakında beni istemeye gelecekler. Fazla uzatmayın. Kendi aranızda anlaşın. Hem de babanın dediği gibi gelsin babanla bir kahve içsin. Sonra da ailesi gelir inşallah. Tamam ala. Ya gelir inşallah. Neriman, bu seni isteme meselesini sen Macit Arcıoğlu'yla konuştun değil mi? O söyledi sana. Evet Şayka. Evleneceğiz biz de. Yani sen bana böyle ne söylemeye çalışıyorsun? Ya... Aslında bir şey söylemeye çalışmıyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. İnşallah bugün aramazsınız. İnşallah, inşallah yavrum. Hadi bakalım hep beraber sofrayı hazırlayalım da açılışa gideceğiz ya anca süslenirsiniz. Hadi canım. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Macit ortalarda yok. Feyza'cığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim canım, sağ ol. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim, çok mersi, çok şıksınız. Efendim anne. Macit, neredesin oğlum? Herkes seni bekliyor. Geliyorum anne. Acele et biraz. Sorun mu var canım? Hayır yok. Macit'le görüştüm. Trafiğe takılmış. Gelmek üzereymiş. Tamam. Macit nerede kaldı? Gelmek üzere, merak etme. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoş geldin.
Ayza amca hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun çocuğum. Hoş geldin Gülter abla. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Hayırlı olsun Şinasi. Hoş geldin. Gelmeye çok sevindim. Rüya. Hayırlı olsun. Çok güzel ama. Teşekkür ederim. Neriman, ben sana bir şey göstereceğim. Neriman, ne oldu? Çabuk anlat. Fahriye, halam sayesinde babam da iyice yumuşadı. Macit uygun bir zamanda gelsin, bir kahvemiz içsin dedi. İnanmıyorum. Faiz amcaya bak sen. Ay Faiz amca sana kıyamaz zaten. Evet Fahriye ya, kıyamadı bana. Fahriye, Macit'le aramızda artık hiçbir engel kalmadı. Ay Neriman. Nişan tepsinizi ben tutarım değil mi? Bir saçmalama Fahriye tabii ki. Ya sen benim canımsın. Hem siz bugün ne kadar güzel olmuşsunuz böyle Fahriye Hanım. Yok be, olmuş mu? Evet, çok güzel olmuş böyle saçlar filan. Gerçekten mi? Emre, hadi geç kalıyoruz. Tamam, geliyorum. Nereye gidiliyor acaba? Ya abisinin okulunun mu ne açılışı varmış. Gidelim diye tutturdu. Gece gece hamile kadın ne işi var orada? Ya çok kalmayız zaten. Bir görünür çıkar geliriz. Cık, oğlum, hadi onda akıl yok. Sen biraz düşün. O kalabalıkta biri bunu itse. Allah muhafaza fenalık falan geçirse. Değer mi hiç be oğlum? Hem doktorun söylediklerini hatırla. Ya bilmiyorum ki. Oturun oturduğunuz yerde. Hem ben evde yalnız mı kalayım? Baban da yok. Dükkanda. Emre hadi. Gitmiyoruz Aslı. Gitmiyor muyuz? Ama benim bütün ailem bu gece orada Emre. Ay kızım senin bütün ailen bütün gün burada. Gecede görüşmeye verirsiniz ne olacak? Emre ben gitmek istiyorum. Duydun beni Aslı? Gitmiyoruz. Annem yalnız. Hem sen böyle kalabalığa karışma ne olur ne olmaz. Haklı annem. Hadi bize bir çay koy da içiverelim. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ ol. Seni gördüğüme sevindim. Bugün görüştük zaten. Olsun. Ben seni her gördüğümde... Rezat abla bir bakar mısın? Efendim? Canlanıyorum ya. Ne oluyor Zehra? Gülter, ben oğlumla gurur duyuyorum. Keşke babası da hayatta olsaydı da bir görseydi. Zehra, burada yapma bari. Ayıp bir gören olacak. Bu Rüya da çok uyumlu kız maşallah. Maşallah, Şinasi ile de çok iyi anlaştılar. Öyle görünüyor. İşte kime niyet, kime kısmet değil mi? Oğlumu hiç üzmüyor biliyor musun? İnşallah bu sefer devamı gelir de çocuğumun umutları yarım kalmaz.
falan konuşmuşsun Neriman'la. O kadar mutluydu ki tek bir cümle bile kuramadım. Çok zor dostum ya. Bu arada Duygu aradı. Biliyorsun seni bekliyorlar nişan için. Biliyorum. Herkes beni bekliyor. Bense burada oturmuş bir mucize bekliyorum Özgür. Anlıyor musun? Mucize. Macit, mucize sensin. Bu mucizeyi sen gerçekleştirebilirsin. Bir tarafta Pelin var, bir tarafta Neriman. Aslında bu kadar basit. Sana basit Özgür, bana değil. Tam ortasında benim ailem duruyor. Babam, anladın mı? Abi o zaman alırsın Neriman'ı. Kolundan tutup babanın karşısına geçirirsin. Ya da burada böyle içmeye devam edersin. Ben ne diyorum ya? Sen bana bakma abi. Sonuçta bir karar vermen lazım. Ama bu kararı çabuk versen iyi olur. Çok güzel görünüyorsun diyeceğim ama zaten çok güzelsin. Başka bir şey söyle istersen. Şahika bu gece yakıyorsun be. Ay, iyi ki sen sucuydun. Ya 2 dakikada harcama şu romantizmi be kızım ya. Allah Allah. Dalmışsın. Yok ben öylesine. Necat. Hayırlı olsun kızım. Sağ ol Afet teyze. Bir de istemiyorum diyordum. Seni anlıyorum. Efendim? Yani böyle ortalıkta benimle baş başa görünmekten hoşlanmıyorsun. Evet. Necat. Bu işin adını koyalım. Resimleştirelim olmaz mı? Yani eğer sen de bana karşı netsen. Ben... Ben... Aslında... Ben de artık biraz daha netim. Hayatıma birinin girmesi... beni etkilemesi uzak bir ihtimaldi ama... oldu işte. Bundan sonrası için... ben de ciddi düşünüyorum. Ben bir Şinasi'ye bakayım. Nezahat bacım. Şinasi'yi gördün mü? Bu kalabalıkta kim kimi görüyor ki Cihan? Haklısın. Yoruldun mu? Evet. Ben... bittim. Nezahat. Aklında başka biri varsa benimle oynama olur mu? Çok güzel bir okul oldu Faiz Bey. Öyle oldu. Hayırlısı olsun. Gülter Hanım, sizi her yerde arıyordum efendim. Hayırdır, niye? Pasta için. Size pasta getirdim. Zahmet etmişsiniz ama bu saatte yemeyeyim ben. Kilo yapıyor. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Tıpkı bir bahar dalı gibisiniz. İlahi Cemal Usta, kalın bir bahar dalı demek istediniz herhalde. Şinasi gerçekten çok iyi olmuş burası. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Her şeyi beraber yaptık. Son 2 gün çok yorulduk ama değdi. Bence de değmiş.
Aslı, bak ben sana söylemeyi unuttum. Ben doktordan randevu aldım yarın için. Ne randevusu? Ya ben çok heyecanlandım. Böyle daha fazla beklemek de istemiyorum. Şu cinsiyet işini artık kesin olarak öğrenelim. Hem millet de bilsin doktor raporuyla oğlum olacağını. Ya oğlan değilse? Delirdin mi kızım sen? Erkek adamın oğlu olur. Karnında oğlumu taşıyorsun Aslı. Kız erkek ne fark eder Emre? Bak hala ne diyor ya. Benim için fark eder canım. Ben erkek istiyorum. Benim için fark etmez. Ama eğer bir erkek çocuğum olursa sana benzememesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana karşı hiç yumuşamayacak mısın? Ha? Bu ne zamana kadar böyle sürecek? Fahriye'yi gördün mü? Görmedim canım. Neriman kızım. Merhaba. Ay sen ne kadar güzelleşmişsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İster misin? Bu ne be? Vişne suyu. Allah'ım ya. Can işte. Bir baksana. Baktım. Ne güzel oldu değil mi Gülter Hanımcığım? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Şayka, yavrum neyin var? Evden çıkarken de ağzını bıçak açmıyordu. Öyle mi? Fark etmedim hiç. Akşam yemeğinde de bir tuhaftın. Neriman'a imalı imalı laf söyledin. Ne oldu yavrum? Aa, yeter ama ya. Ne kıymetli kızmış be. Yavrum, kızım. İyi görünüyorsun. Sen de çok kıymetlisin. Yeter anne, yeter. Uzatma, tamam. Şayka, neden alanı yazıyorsun? Bari burada yapma yani, hiç sırası değil. Neyin sırası değil? Bu sinirinin. Birdenbire böyle çok kötü oldun, ne olduğunu anlayamadım. Ben iyiyim de, sen söylediklerimi duyunca çok kötü olacaksın. Bırakır mısın kolumu ya? Allah Allah. Ne söyleyeceksen söyle Şayka. Ne yapıyorsun ya? Neriman. Ne kadar körsün. Çok merak ettim. Acaba sen ne görüyorsun? Macit Arcaoğlu'yla evlenme hayalleri kuran Neriman. Aklı bir karış havada Neriman. Aşık Neriman. Kandırılmış Neriman. Kızım anla artık ya, anla. Ne demeye çalışıyorsun Şayka? Safsın diyorum. Hem safsın hem de seni salak yerine koydular diyorum. Senin şu büyük aşkın var ya, seni öyle böyle değil. Fena kandırdı güzelim. Macit, seninle değil, Pelin'le evleniyor. Saçmalama. Sen burada etrafa mutlu mutlu gülücükler saçarken, orada Macit'le Pelin'in nişan yüzükleri takılıyor. Yalan söylüyorsun Şenek. Eğer bana inanmıyorsan ara, sor büyük aşkına. Aa, ama istiyorsan şimdi arama. Çünkü cevap veremez. Şu dakikalarda nişan yüzükleri takılmak üzeredir.
Niye gecikti ki bu kadar? Saat kaç oldu? Alo. Alo. Özgür. Macit'ten haberin var mı? Bak burada durumlar çok sıkıntılı. Eğer birlikteyseniz söyle lütfen. Az önce buradan ayrıldı. Bir karar verdi ve gitti. Bu arada ben gelmiyorum. Duygu. Her şeye hazırlıklı olun. Macit çok geç kaldı. Defalarca aradım, telefonlarımı da açmıyor. Özgür de ortada yok. Pelin. Ben Özgür'le konuştum. Macit'le birlikte değillermiş. Zaten Özgür de gelmiyormuş. Ne oldu? Bak. Konuşsana, bir şey söyle. Ağlama. Neriman. Neriman. Her yerde seni aradım. Evde de kimse yok. Sonra mahalleden biri senin burada olduğunu söyleyince. Sus Macit. Neriman. Benim sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Macit. Doğru mu? Pelin'le evleneceğin doğru mu? Şahika'nın anlattıkları doğru mu Macit? Doğru. Ama... Sus! Neriman, beni dinlemen lazım. Neden? Neden? Fazla dinlemek istemiyorum Macit. Lütfen git buradan. Lütfen gitsene, gitsene, git.
Neriman'ı duydum. Seni görmek istemiyor. Git buradan. Neriman. Daha fazla uzatma. Git buradan. Ha ha ha!